7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, Venedik'ten herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi Venedik'te gondolla taksi keyfi yapacağız. Daha doğrusu deniz Venedik taksisindeyiz. Şimdi San Marino meydanına gideceğiz. Harika bir görüntü var. Just a second please, I don't see. What? One moment. Okay. Vlog. Evet, şu anda gidiyoruz. Tabii biraz ters gidiyoruz. Şu anda kaptanımız kullanıyor. Buradan dönüş alıyoruz. Evet, şu anda kanallarda dolaşıyoruz. 10 kişi 80 euro verdik. Yapılar evet, oldukça güzel. Yani denizin altındalar, kanalın suyun altındalar. Temeller çürümüyor mu? Emin değiliz. Muhtemelen taş ya da kazık temel modeli kullanıldığı için çok problem olmuyor diye düşünüyorum. Evet, tarih kokan şehir Venedik'teyiz. Gerçekten muazzam bir tarih kokuyor. Büyüleyici bir atmosfer. Mutlaka buraya gelin. İtalya'ya gelenler mutlaka buraya gelsin. Mutlaka bir deniz taksisi bence yapsın. Şöyle eski tarihi yapıları görmek mümkün. Tabi buranın deprem bölgesi olmadığını da düşünürsek yapılar çok eski. Herhangi bir şekilde ellenmemiş herhangi bir şekilde. Sadece restorasyon oluyor anladığımız kadarıyla. Fakat restorasyon da yapılmadan şu şekilde kanalları görmek mümkün. Sorry, if you see the one people the other side, please play the balance. Ne oldu? Ağırlık merkezi bozuluyor diyor. Şuraya geç. Biraz Megan ortaya, Megan ortaya. Sen otur, otur. Güzel bir ağırlık. Evet, ağırlık merkezimiz biraz bozulmuş. İyi gibi. Devam ediyoruz. Burada harika bir kilise olduğunu düşündüğümüz bir yapı var. Yine kanaldayız. Burada kanalda da ışıklar var. Işıklara göre aslında trafik akıyor. Bunun nedeni de kanallar çok fazla bölmeden oluştuğu için sağlı sollu. Burada gelen tekneler diyeyim. Burada ışıklara uyarak çıkış yapıyorlar. Ama yapılar ve ara sokaklar gerçekten muhteşem. Biliyorsunuzdur belki. Görevimiz tehlikeli konu olan bir şehirdeyiz.
Evet, burada da muhtemelen sahil güvenlik gibi kanal güvenlik noktaları var. Evet, burada enteresan bir meydana geldik. Yani burada şey ilginç aslında, insanlar burada evlerine birçoğu teknelerle gelip gidiyorlar. Şu anda yani muhteşem bir yerdeyiz diyebilirim. Venedik. Evet, Venedik'ten bu şekilde görüntüleri size paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Evet, Venedik'te San Marco Meydanı'ndayız. Deniz taksimizden indik. Meydan gerçekten muhteşem ve büyüleyici ve oldukça kalabalık. Burada katedralleri görebiliyorsunuz. Oldukça yoğun bir bölge. Yani buram buram tarih kokuyor. Tabii ki buralar tabii ki tarihi, hani turistik yerler. Bizim de Türkiye'de nasıl Sultanahmet, Eyüp Sultan, Ayasofya gibi yerler, tarih kokan yerlerimiz, işte Topkapı Sarayı gibi yerlerimiz. Burada da yine bunların tarihi yerleri. Ama gerçekten hani ihtişamlı bir yapıya sahipler. Belki bizim de turizm için bazı yapılarımızı iyileştirmemiz, restore etmemiz, daha çok halka açmamız gerekiyor. Burası Marco Polo Meydanı. Meydan belirttiğim gibi oldukça muhteşem. Şuradaki kulenin uzunluğu inanılmaz yüksek ve üstteki yerler saray bahçesi, saray kapıları gibi. Ve meydan oldukça kalabalık. Tabi burada yeme içme yerleri de var. Burada kafeteryalarda yemek yiyebiliyorsunuz. Yine orta tarafta şeylerimiz var. Evet, ön tarafta bir Türk olduğunu düşündüğümüz hanımefendi var. Burada bir ürün 5 euro diyor. 3 ürün 25 euro diyor. Şurada 3'ü de 10 euro diyor. Oldukça naylonsu bir ürün. Burada kafileler, turlar genelde bayraklarıyla dolaşıyorlar. Katedralin üst tarafına da çıkılmış yukarıda. Ya gerçekten muhteşem, böyle büyüleyici bir yapısı var. Yani inanılmaz düşünüp yapılmış bir durum. Burada fotoğrafçılar var. Meydan fotoğrafı. Buranın dondurması da meşhur diyorlar. Daha henüz deneyemedik. Şurada yine bir çan var. Çanın üzerindeki heykeller. Sanki birlikte hani çanı çalıyorlarmış gibi bir ambiyans yapılmış. Burada bir restorasyon çalışması var. Burada delme biçme işlemleri yapıyorlar. Evet, Marco Polo Meydanı da bu şekilde büyüleyici bir atmosfere sahip arkadaşlar.
Evet, burası da San Marco Kilisesi. Yani çok ince işçilik var. Kaç yılda yapmışlar, inşa etmişler tabii ki bilemiyoruz. Fakat oldukça gerçekten şey, hatta çok ilginç bir figür var burada ya, inanılmaz. Ya ben buradaki figürleri Osmanlı Saray Hanedanı gibi figürler var. Bence yani burası biraz Osmanlı'yı temsil ediyor sanki, ya da İslamiyet'i temsil ettiğini düşünüyorum ben. Enteresan bir figür. Mesela yan tarafta da iki figürler ise Hristiyanlığı, burada Papa'nın işte etrafında insanları görüyoruz. Buradakinin ben tamamen Osmanlı'ya ait gibi olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde üst tarafta katedralin detayları var. Daha sonrasındaki ise diğer tarafta Hazreti İsa ve havarilerine ait bir seviyorum. Üst tarafta yine at figürleri, heykelleri, mermer sütunlar. Evet. Buradaki silüette ise yani sanki Hazreti İsa'nın ölümü tasvir edilmiş gibi düşünüyorum. Burada aynı zamanda çağırma ve burada da yatan hani Hazreti İsa figüründe bir şey var. Fakat şuradakiler ilginç, şu noktada zoom yaptığım arkadaşlar, burası sanki hani Osmanlı hanedanlığının figürü gibi hissediyorum, hani sarıklar vesaire. Tabi hani detaylarını bilen varsa yorumlar kısmında yazabilir. Ve burada da Hristiyanlığı ibaresi Hazreti İsa ve alt tarafta da insanları tasvir edilmiş bu şekilde bir müze. Yani San Marco Katedrali, yani kilisesi ve aynı zamanda burada şu anda ne olduğunu bilmediğim bir devasa bir yer var. Burası da gerçekten büyük bir ticaret merkezi gibi, burada dükkanlar falan var. Bu arada şu anda yerlerde sular var. Bu sular şu anda kanalın ters tepmesinden dolayı çıkıyor. Su kesinlikle temiz değil. Evet, insanlar suyun içinde yüzüyor ama lağım kokuyor. Yani çok kötü bir koku var. Burada yine şapkalar vesaire var. Burada Türk olduğunu düşündüğümüz arkadaşlar mevcut. Türk müsünüz? Aa, bak hemen tanıdık. Burada Roma rakamlarıyla bir saat tasviri, ay takvimi var. Evet, burası da şu şekilde bir yer. Burada barlar var. Burası çok dar bir sokak. İçeride yine dükkanlar var. Bu biraz bizim Tahtakale tarafına benziyor. Burada snack bar tarzında yer var. Burada atıştırmalıklar yapabiliyorsunuz. İnsanlar buradan atıştırmalık alıyorlar. Alkol vesaire, sandviç falan olan bir yer. 6 euro. Sandviçleri buradan alabilirsiniz. Ve change ofisler var. Burası da aslında şöyle, şuraları güzel yapmışlar. Burada şu şekilde yukarıda insanlar hani yağmur yağdığında vesaire rahat yürüyebilsin diye tüm binaların altında bu şekilde boşluklar var ve siz yağmur yağsa bile çok rahat bir şekilde buralarda yürüyebiliyorsunuz. Burada yine hediyelik eşya dükkanları var. Fotoğrafçılar, change ofisler, yani döviz büroları mevcut. Fakat Venedik oldukça pahalı. Hani turizm açısından önemli bir alan olduğu için eğer bir alışveriş yapma niyetindeyseniz Venedik'ten değil de
Verona ya da Roma ya da Milano tarzı yerlerden daha uygun fiyatlara yapabilirsiniz alışverişlerinizi. Evet, şu anda Venedik'in dar ve ara sokaklarındayız arkadaşlar. Muhteşem bir sokak. Hani görevimiz tehlikedeki sokaklardan birisi burası. Burada Tom Cruise biliyorsunuz bir tekneyle buradan hızlı bir şekilde kaçıyordu. Burada bir basamak var ama sağlam mıdır? Sağlam gibi duruyor. Burada şöyle gondolları görüyorsunuz. Bu aralara giriş çıkışlar var. Burası hemen böyle. Oldukça güzel. Hatta şuraya da, şurada gördüğünüz alanı da insanlar feribotta, daha doğrusu şu şekilde gondollarla yanaşıyorlar. Bunların siyah olmasının nedenlerinden birisi de belirttiğim gibi eski veba dönemlerindeki Avrupa'da bu siyah gondollarla buradan cesetleri taşıyorlarmış. Bundan dolayı da bu şekilde bir... Tamam anne, göğüs kalabilir ki şu anda. Evet. Ya burası da gerçekten hani sokaklarda muhteşem. Ama tabi oldukça dar. Mesela burası çok alçak bir alan. Yani burada da camlar var. Muhtemelen birbiri arasında bir bağlantı var dairelerin. Oldukça eski hani, ama gerçekten sağlam, hani betonlarda herhangi bir şekilde bizdeki gibi yani dökülme, hasar vesaire yok. Burada tabi kolonlarda birazcık nemlenme vesaire var, nemin çok olduğundan dolayı. Burası bir Armani diyor, bir Ermeni kilisesi gibi bir şey olabilir. Burada bir kemer var. Kemerden bu şekilde çıkıyoruz. Burada da şu şekilde yine gördüğünüz gibi kanallara çıkabiliyoruz. Yine kanala çıktık ve burada da yine bir sürat teknesi var. Yani burada hani oldukça hızlı bir şekilde sürat teknesine atlayıp gidebilirsiniz. Ama yani oldukça kanal pis, yani aslında temizlense biraz daha turizme kazandırılabilir gibi düşünüyorum. Şu anda bir koku yok. Şurada mutfak şeyi görebiliyoruz. Muhtemelen ön tarafında bir restoran ya da kafe tarzı yerler var. Yani yapılar oldukça eski fakat tarih anlamında muhteşem. Tarihi muhteşem. Yapılar muhteşem. Pek dokunulmamış, oldukça eski fakat herhangi bir şekilde dökülme vesaire bulunmuyor. Ben oldukça buradan geldik. Ve bu alandan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Venedik'te en meşhur dondurmacı burası olarak gözüküyor. Venici. Burada dondurma deneyimi yaptık arkadaşlar. Dondurma, insanlar burada sırada. 3 top dondurma 4.60. Tabii ki külahınıza çikolata istemezseniz, yani kornet gibi olmazsa, burada aynı zamanda çikolatalar da var. Bu çikolatalarda 100 gramı 7.5 euroya denk geliyor. Burası en meşhur dondurmacısıymış Venici. Biz yedik yani 3 top dondurma. Yani farklı dondurmaları var. Mango, işte tiramisulu var, kahveli, çikolatalı, farklı tatlar var. Fakat arkadaşlar, yani Türk olduğumuz için mi, benim damak zevkime hiçbir şekilde uymadı. Burada sırayı görüyorsunuz, dondurmalar hemen orada. Ben önermiyorum. Yani hiç beğenmedim. İnanılmaz akışkan. Sanki şey gibi, krem şanti gibi, yani akıcı bir dondurma. Benim damak zevkime uymadı ve arkadaşlarımız da yine beğenmedi. Bilginiz olsun, ama en meşhur yer Venici burası. Bizim damak zevkimize uymadı. Bilginiz olsun.
Evet, Venedik'in ara sokakları. Burada bir spagetti makarnacı var. Ve burada TripAdvisor'dan oldukça yüksek bir puan almış. Burada 7 euro domatesli makarna ve diğer çeşitleri görebiliyorsunuz. Ortalama 10 euro. Yani 10 euro 35'e çarptığımız zaman ortalama 350-400 liraya makarna yiyebiliyorsunuz. Oldukça butik ve sokaklar dar. Bu şekilde geldiğimizde Venedik'te ilk defa böyle bir umumi tuvalet gördük. Yani İtalya'da çalışma saatleri var. Ve burada şöyle görebilirsiniz, 1,5 euro. Yani 1,5 euro ne kadar demek? Yaklaşık bir 50 liraya lavabo ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Onun dışında kafelerde bile lavabo bulmak inanılmaz zor. Bu şekilde yine Venedik'in meydanlarından bir tanesindeyiz. Burada hemen bir ATM var. Burada işte yine giyim mağazaları, yine bir korsan heykeli gibi birçok şey var. Ama yapılar oldukça eski ve tarihi. Herhangi bir şekilde yapılarda bozulma görünmüyor. İhtişamı oldukça güzel ve korunmuş. Evet, Venedik'e harika bir manzaradan bakıyoruz. Şu anda köprüden yürüyerek karşıya geçiyoruz. Muhteşem bir manzara. Manzara gerçekten muhteşem. Evet, Venedik'ten muhteşem Venedik manzarası. Evet, Venedik'in girişine tekrardan geldik. Aracımızı ileride park etmiştik. Burada aynı zamanda otobüslerle gelebiliyorsunuz ya da tramvayla gelebiliyorsunuz bu alana. Bu alanda park yerleri var. Yerde sarı olan yerlere park etmeyin. Oralar engelli ve ticari taksilere ait. Şurada mavi olan yerler park alanı. Onun dışında hemen götürürler. Mavi alanlara park etmeniz lazım araçla gelecekseniz. Bunun dışında şu ileride iki tane otopark var. Şuradaki otoparkın saatliği 5 euro. Diğer bizim park etmiş olduğumuz otoparkta ise 2 saate 7 euro. Yani her 2 saatte bir 7 euro ödüyorsunuz. Yani onlara göre aslında normal bir meblağ, uygun bir fiyat gibi ama yani Türk lirasıyla çarptığımız zaman ortalama bir 80 liraya yakın para ödemiş oluyoruz. Yine de diğerlerine göre uygun. İlk girişte şu tarafta otoparklar var. O taraftakiler de direkt sabit alıyor. Günlük 35 euro alıyor. Yani oldukça pahalı. Onun için şuradaki otoparkı kullanabilirsiniz. 2 saatte bir 7 euro en uygunu orası. Bilginiz olsun. Venedik'ten anlatacaklarım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burası Venedik'in belirttiğim gibi girişi. Toplu taşımalarla veya araçlarla buraya geliyorsunuz. Burada aracınızı bırakıp artık yürüyerek ya da gondol ya da deniz taksisiyle devam ediyorsunuz. Kanalı dolaşıyorsunuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İtalya'dan sevgiler.